burada. İkra innasa sümme stahric el cümletel ismiyete. İsim cümleler oku diyor. İsim cümlelerini çıkar diyor. Hâdihi suratu aileti ebi. Bu, bak virgül, benim babamın ailesinin fotoğrafıdır. Bakın zincirleme isim tanımlaması değil mi? Bu babamın ailesinin fotoğrafıdır. Ya da babamın aile fotoğrafıdır. Öyle diyebiliriz. Babamın aile fotoğrafıdır. Bu babamın aile fotoğrafıdır. El ailetü kebiratun. Aile büyüktür. Li ammani ve ammetani. Li benim vardır. Benim neyim vardır? Ammani ve ammetani. Benim. He? İki amcam ve iki halam vardır. Halam. Ammun amca demek, ammetun hala demek. İki amcam, iki halam vardır. Hâdâ hâlidun. Bu Halit'tir. Bak müpteda haber. Özne yüklem. Burada haberle müpteda yer değiştirmiş. Benim amcam ve halam vardır. Benim vardır. Ne vardır benim? Amcam ve halam. Benim iki amca, iki halam vardır. Hâdâ hâlidun. Bu Halit'tir. Hu ammi. Benim amcamdır. O benim amcamdır. O müpteda. Ammi haber. Hatta Türkçe emmi diye geçmiş. El kebiru. O benim büyük amcamdır. Bak. Ammil kebir. Ammu. Bakın. Benim amcam bu. İzafet tanımlaması oluyor. Sıfat tanımlaması. İsim tanımlaması. Ama büyük dersek, bakın benim amcam, benim büyük amcam. Büyük amca diyoruz, bakın. Büyük amcam derken sıfat tanımlaması, amcam derken isim tanımlaması. Tamam mı? Yani olayı anladık mı? Tamam. Evet. Ammil kebir, benim büyük amcam. Ammil kebir ne demek? Büyük amca. Sıfat tamlaması. Ama benim. Hem sıfat hem de isim tamlaması. Bakın benim büyük amca. Ama şöyle dersek ammi, muzafın leh, yani tamlayan demek. Şimdi o konuyu daha görmedik, göreceğiz yani. Bunun anlamı ne? O benim küçük amcamdır mesela şuradaki de. Asgar, o benim küçük amcamdır. Nerede o? Nerede? O benim küçük amcamdır. Şeyde, o ortalarda. Evet. Bu ammil asgar. O benim küçük amcamdır. Yani şu komple. Tamam. O benim küçük amcamdır. Amcamdır. Bak muzaf, yani burada bak bir isim tanımlaması var, bir sıfat tanımlaması var, bir cümle var bak. Tamam. Değişik yani. Bu kelime hem mevsuf, hem muzaf, hem de haber. Nasıl oluyor? Amca kelimesi bak hem muzaf hem yani tamlayan. Türkçede de öyle ya. Amcamdır kelimesi hem yüklem hem de nitelenen kelime.
hem de benim amcam derken tamlanan, değil mi? Türkçe'de nasıl oluyorsa, yani kimin açısından baktığınıza bakıyor bağlı. Hüve açısından ammun kelimesi haber. Şu ye açısından ne oluyor? Ye harfi açısından nedir? Muzafın li. Asar kelimesinin açısından. Asar kelimesinin açısından da ne oluyor peki? Mevsuf oluyor, yani nitelenen oluyor. Yani sıfat tanımlaması. Yani kimin penceresinden bakıyorsanız yani iş değişiyor. Kimin penceresinin açısından bakıyorsanız. Yani bu bir kelime aynı anda nasıl bu kadar şey olur deme. Evet. Demeyin yani. 4 kişi, 5 kişi olmuşsunuz. Sonra ne diyor? Hâdâ huve ammil kebîr. O benim büyük amcamdır. O benim büyük amcamdır. Yani Halit benim büyük amcamdır. Ve muvazzafın, o görevlidir. O bir görevlidir, çalışkandır. Çalışmaktadır yani. Hâtânil ammeten. Bu iki hala, bu iki hala, hüme talibetâni fil cemiyati. Onlar ne diyor? Üniversitede öğrencidirler. Bu iki hala, onlar üniversitede öğrencidirler. Hâdâ ve hâdâ hasanın. Bu Hasan'dır. Ve ammil esgar. Hasan neymiş, kimmiş? O benim küçük amcamdır diyor. Ve talibun fi saneviyeti. Ve talibun, o bir öğrencidir. Nerede? Fi saneviyeti. Yani nerede öğrencidir? Bakayım. Lisede öğrencidir demişiz. Sonra ne diyor? Hâzihi sûratu âileti ümmîm. Bu benim annemin aile fotoğrafıdır. Ailesinin fotoğrafı. Biraz değil mi? Sanki rahatsız edici olmuş biraz. Bu benim annemin aile fotoğrafıdır. Yine zincirleme isim tamaması. Âileti ümmî kebiratun eydan. Annemin ailesi de. Eydan ne demek? De veyahut da dahi demek. Annemin ailesi de büyüktür. Hâdâ hâlil kebîri, kebîru. Bu benim büyük dayımdır. Huve mühendisun fî şirketin. O bir şirkette mühendistir. Nasıl bir şirkette? Nasıl bir şirkette? Anladım ki. O nasıl bir şirkette mühendistir? Büyük bir şirkette. Ha. Büyük bir şirket. Büyük Türkçe'de ne tamamlaması? Şirket. Sıfat. Arapçada da öyle. Sıfat, mevsuf diyoruz. Mevsuf ne demek? Mevsuf şey. Sıfat tamamlaması. Unuttum. Sıfat niteleyense mevsuf nedir? Nitelenen. Heh, nitelenen. Tamam. Sıfat, mevsuf. Evet. Hâdâ hâli Adnan. Bu benim dayım Adnan'dır diyor. Bu amirin, o bir işçidir. Hâulâ'i, bunlar benâtü hâli. Benim dayımın kızlarıdır. Benim dayımın kızları. Bak ne tamlaması? Bunlar benim dayımın kızlarıdır. Peki benim nasıl dayımın kızları? El kebiri. Dayı erkek mi? Erkek. Dayı erkek. Tek bir erkek, tek bir kişi. Evet. Başında yani aynı zamanda şey, yani her açıdan uyarsa, mesela müennes değil. Bunun sıfatı oldu. Halil kebiri. Benatu halil kebiri. Ha, zaten yapmışım bak burada. Benatu halil kebiri. Ne demek?
Benet kızlar demek. Şimdi benetu hali dayımın kızları demek. Duyduk mu? Evet. Benetu hali neymiş? Dayımın kızları. Benim nasıl dayımın kızları? El kebiri. Benim büyük dayımın kızları. Ama şöyle deseydi. Benatu halil kebiratu deseydi ne olurdu? Hali kebirat deseydik ne olurdu? Şimdi müennes için oluyor. Dayımın büyük kızları oluyor. Anladık mı olayı mantığını? Benatu halil kebiratu dersek benim dayımın büyük kızları olur. Bir de yazsak hocam. Yaz tabii canım. Fotoğrafını çek. Ben ekran kaydı alıyorum hocam. En iyisi öyle oluyor. Tabii al. Zaten ekran kaydı alacaksın. Alman gerekmiyor zaten sadece. YouTube'dan da izleyeceksiniz bunları. Tekrar yani tek bir seferde bunları sindirmek yani bir derste tonla bilgi veriyorum değil mi? Bunları sindirmesi bile zor yani. Ben bir derste sindirmeye çalıştım hep. Yani tekrar da edin yani mesela arada bir böyle bir beni dinlemek zorunda değilsiniz bakın. Yani tekrar aç bütün hepsini bir ders saati kaç işte yarım saat 40 dakika hepsini tek tek dinlemeye vaktiniz büyük ihtimal yoktur. Dizleseniz güzel olur da. Yani en azından şöyle bir hocam sessiz bir şekilde tercümeleri okuyarak böyle anlamaya çalışın. Anlatabiliyor muyum? Yani illaki dinleyeceğim diye şart yok yani. Ben zaten bu tercümeyi niye hocam yapıyorum? Hocam şimdi evet. Öğrenelim. Yani öğrenelim. Şimdi gönül ister ki hepsi dinleyelim tabii ki ama final ödevleri de verildi zaten bildiğiniz gibi. Yani daha ben bir tane ödev bitiremedim. 3 gündür uğraşıyorum. Önce sinüzemden dinliyorum dersi daha iyi yapayım diye. Evet. Hani finale kadar, yani son testin tarihine kadar her gün çok çalıştığımızda ancak ödevler bitebiliyor ve 4 tane de sınavımız var. Arapça da hani sınav olacak. İsterim aslında. Evet, Arapça'da 2 sınav var. Osmanlıca sınav, Kur'an sınav. İsterim sizin dersinizi dinlemek ama hani dinlersem eğer ödevlerimi yetiştiremem bu sefer. İşte dinleyemeyeceğinizi bildiğim için bir de ben 2-3 gündür sürekli YouTube'daki bu dersler var mesela. Yine mesela daha ileri konulara bakabilirsiniz diye şey yapıyorum. Mesela benim şu kanalda ben bir oynatmanı istesek dedim mesela. Nerede bak? Mektef yayınları sarf diye. Şu hocayı biliyor musunuz? Görmemişsinizdir büyük ihtimal. Bilmiyorum. Hocam ben hocadan dersi dinliyorum. Bakın görüyor musunuz? Sarf yayınları. Sarf falan ondan dinledim. Sizin dersiniz. Bunu aynen izleyin hocam. Arkadaşlar. Yani başka 2-3 tane daha var. Mesela diyelim Akademik Arapça mektep yayınları sarf deyince Akademik Arapça mesela sarf deyince mesela YouTube'da bir Arapçayı sevenler diye çıkıyor. 2-3 tane var yani bu şekilde ders. Ben bunları paylaştım. Bilmiyorum onları siz elinize geçti mi YouTube'da? Siz YouTube'da takip ediyorum. Link atmışsınız hocam. WhatsApp'a. Attım ben. 3-5 tane attım yani. Sürekli atıyorum onları. Ben oradan birkaç defa izledim. Ondan sonra üye oldum buraya. Abone oldum. Mesela mektep yayınları. Bir de şurada mesela nahi dersleri var benim derslerden. Aynen hocam ben ona yeni başladım.
Diğerini Kim o bitirdim. ya? Ben bunu ilk defa görüyorum sanki. Şu var ya hocam, akademik Arapça nahiv yazıyor. Sarf. Yukarıda hocam, aşağı çok geldiniz. Hangisini diyorsun sen? Hocam şu akademik araçın ay kitabı diyor ya, şu bir yukarıda çıkın hocam. Yeşil olan var ya yukarı. Çıkın Aha. hocam. Aşağı kaldı. Aşağı kaldı hocam. Fazla gitti. Daha mı aşağıda? Aa şu, yok, yukarı hocam, bir yukarı. Yeşil kitap var ya hocam. Aynen şu. Sıra sıra hepsini veriyor hocam. 1, 2, 3 diye böyle İşte orada üniteleri sadece hepsini 13 tane sıralamış. var. Başka da vardı ya. 3-5 tane daha vardı bir saniye. Onu da Yayınları. başka sitelerden veriyorlar. Mesela Nahi 1 diyelim. Ha, ben bunu arıyorum. Şunu gördünüz mü? Zonguldak Kara Elmas'ta. Birinci cilt bakın. Şuna gireceksiniz. Birinci diye. Bir ekran görüntüsü alın. Bunları izleyin arkadaşlar bakın. Daha yani diğer konulara da çalışıp mesela bunları da çalışın yani. Mefhulüm ya harfi cerler diyor, şeyler diyor, tamam. Tamam. Bunu anlatan kişi de benim gibi öğretim görevlisi birisi yani. Akademik Arapça ders kitapları. Burada metin var. Metin kitabı. Evet, sadece metin kitapları var. Neyse, geçtik. Yiye mütezev her ulay benatü halil kebirati derken benim büyük dayımın kızları ama Benatül Hali Kebiratü dersek mi? Benim dayımın büyük kızlar oluyor. Bakın. Neye sıfat yapıyorsanız ona uygun olarak getireceksiniz sıfatı. Neyi nitelemek istiyorsunuz? Dayıyı niteleyecekseniz dayıya uygun, kızları niteleyecekseniz kızlara uygun bir sıfat getirmeniz lazım. Tamam. Tamam. Sonra ne diyor? Hâzihi hâletil kebiratü, bu benim büyük teyzemdir. Hiye mütezevvicetün, o evlidir ve hiye rabbetu beytin, o ev hanımdır. Şimdi müpteda haberleri hepsini ben yazmışım, bakın görüyorsunuz. Tekrar demeye gerek yok. Tamam. Geçtim. Yıhteril damira münasiben lil cem'il cümel atiyeti, aşağıdaki cümleler için uygun bir zamir seçin demiş. Ceddil meridu diyor. Marit. Ceddil Dedem. meridu. Dedem. Dedem benim Marit. hasta dedem. Benim hasta olan dedem. O Hasta. benim hasta olan dedemdi. Nasıl diyeceğiz? Hüve mi gelir, hiye mi gelir veya buraya uygun bir müpteda Hüve getiriyorsunuz gelir. aslında. Hüve gelir değil mi? Tıfletani cemiletani. Sizin kitapta böyle geçiyor zannedersem. Huma tıfletani cemileten. Tıfletani. O ikisi güzel çocuklardır diyoruz. Anlaştık mı? Evet. O ikisi güzel çocuklardır. Sonra ne diyor? Kerimani demiş. Kerim. İkisi de Evet. cömerttir. Cömerttir. Yani ya sen Antuna. ikiniz olur, Antuna. siz ikiniz veyahut da o ikisi olur. Değil mi? Evet. Burada hüma yok. Hüme yok, Entuna entüme oluyor var. ama. Kerimani'ye ya koysa daha iyi olmaz. Şey olmaz. Tamam. Pardon.
Ya olmaz. Nasıl ya? Tamam, sıkıyor buradan. Düzelttim ben kendi kendime. Tamam. Veledün müetteben, yani çalışkan, şey, edepli bir çocuktur diyoruz. Oğlandır. Şimdi ben edepli bir çocuğum diyebiliriz. Sen erkek için sen diyebilirsin. Ente diyebilirsin. Veyahut da hüve diyebilirsiniz. Değil mi? O edepli bir çocuktur. Yani müzekker olarak, tekil olarak kullanacağımız üç tanesinden bir tanesi olabilir. Hüve var mı? Yok. Ente var mı? Var. Ente olmaz. Tamam. Dediğimi anladınız mı? Tamam. Onber neşitun. Evet. Yani çalışkan işçiler. Mesela biz çalışkan işçileriz. Olur mu? Olur. Siz olur mu? Olur. Siz erkekler veyahut da o erkekler. Yani nahnu olabilir. Nahnu umberu neşitun olabilir. Entüm umberu neşitun olabilir. Veyahut da hüm umberu neşitun olabilir. Şıklarda ne var? Entüm var bir tek, değil mi? Antun. Siz Evet. çalışkan işçilersiniz. Mantığını anladınız mı? Evet. Yani cem müzekker olacak yani. Zâhibûn. Bak bu da cemi ve müzekker. Çoğul ve müzekker. Mesela onlar gitmekte değerdir. Olabilir. Hüm zâhibun diyebiliriz. Entüm zâhibun diyebiliriz. Veyahut da nahnu zâhibun diyebiliriz. Hangisi Biziz. var? Ne? Var. Tamam. Gittik. Var mı? Gittik değil. Gitmekteyiz. Gideceğiz. Mazide Bu mazi yok. değil mi? Zehebna değil Neydi? yani zehebna. Nahnu zehebna demedik. Ha. Evet. Yani gitmekteyiz. Hali hazırda şu an itibariyle gitmekteyiz demek. Devam edelim. Mübtede ve nev'ahu ve alameti raf'ihi. Mübtedayı, türünü ve irab alametini. Yani burada mesela hoca da çok güzel anlatmış. Müptedava haber diye. Şöyle bir baktım yani. Tek tek anlatıyor. Üstüne yazıyor ben gibi. Belki konuyu da anlatıyor. Bayan bir hoca. Burada devam mı var? Bak. Yani buradan da böyle istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Yani herkesin bir anlatma usulü var. Ya hocam ben senden anlamadım deyip başkasından dinleyin, çok sevinirim. Yani önemli olan çok daha çok fazla kaynaktan faydalanmanız. Tamam? Kimin anlattığı Tamam. önemli değil. Sizin anlamanız önemli. Evet. Hocam güzel anlatıyorsunuz ama biraz şey hızlısınız ya yetişirken böyle mesela ben zorlanıyorum. Böyle arkadan geliyorum hep. Bir yandan yazıyorum, dinliyorum. İşte sen onları Bazen de cevap yazma vermek. dinleme diye şey yapıyorum. Anladınız mı? Zaten ben çok yavaş olduğumu düşünüyorum ki zaten millet kitabı bitirdi. Anladınız mı? Yani millet kitabı bitirdi. Biz çok gerideyiz. Yazma Ama olarak ikinci dönem başlayacağız. öyle miymiş? Daha var. Öyle hocam okulun başına dendi ya Nahiv'in hani kitapların ikincisi ikinci dönem olacak diye. Yani vaktimiz var daha bir ay daha. Yani inşallah o zamana biter. Yani işte dediğim gibi ben bunu Biter hocam. yazarsınız yani. Siz burada kendiniz kelime kelime yani tam anlamından kelime kelime anlamını çıkartırsınız. Çıkartmanız lazım. Biraz da sizde gayret olacak. Her şeyi devletten beklemeyin yani.
Durdurun. Mesela sayfayı kocaman bilgisayarda aç. Durdur, yaz. Sonra bir daha. Tamam? Mesela sen bu derste ne yap? Kelime anlamını yaz tek tek. Hem kelime anlamını hem de tam anlamını yetiştiremezsiniz. Sizden istediğim benim ne? Kelime anlamını yazmanız. Tam anlamını zaten görüyorsunuz ki. Söylememe bile gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? O zaman yetişir. Hem tam anlam hem kelime anlam yetişmez. Biliyorum, yetişmez. Ayin'in müptede evenev ahu. Müptede ayin göster. Bak sen ben sana ayin dediğim zaman göster yazacaksın. Eliniz durmayacak. El müptede, müptedayı yaz. Ve nev ahu ve türünü yaz diyor. Değil mi? Başka neyi yaz? Ve alametü ref'ihi. Ve ref alametini. Yani ref alametini, yani irab alameti. Ref irab alametini göster diyor. Vel habera, şimdi bu ve'yi gördüğümüz zaman ne anlayacağız ki bu bir, yani şu virgül görüyor muyuz? Bu virgül noktalı, evet. Virgülmüş gibi görün bunu. Vel habera ve nev'ahu ve alameti raf'ihi. Haberi, türünü ve irab alametini. Yine ref irab alametini gösteriliyor. Belirtiniz. Yani merfuluk alameti ne? Neyle merfu olmuş bir kelime? Neyle merfu olmuş? Kelimeler neyle merfu oluyor? Ya damme ile, damme, ya elif ile veyahut da vavla. Başka bir ihtimalimiz yok zaten. Damme, elif, vav. Tamam. İşte müpteda, tamam. Haber, bak. Müpteda merfudur, haber merfudur. Merfuluk alam, merfular şunlar. Bir sürü merfular var. Zannedersem bu ünitenin sonunda mı merfulardan bahsedecek? İşte şunlar merfudur, bunlar merfudur işte. Buraya geleceğiz. Bunlar hazır. Hemen dersimize devam edelim. Ben sadece, bana düşen sadece bunları anlatmak size. Evet. Sümme imle il cetvele kemen fil misal. Sonra cetveli, yani tabloyu örnekteki olduğu gibi doldur diyor. El et'imetu lezîzetun diyor. Yemekler lezzetlidir. Tamam? Yemekler lezzetlidir. Şimdi el et'imetu neymiş? Mübtedaymış. Türü ne? Cem'u gayri akil. Cem'u gayril akil. Yani gayri akilin çoğulu. Gayri akilin çoğulu. Yani akılsız varlıkların çoğulu. İrab alameti ne? El-at'ame kelimesinin irab, yani menfu olmasının alameti ne? Damme. Damme. Ledidetün diyor. Neymiş ledide? Haber. Türüne tekil. Müfret müennes gelmiş bakın. Aynen, bir de müenneslik var. Bir de onu da yazalım. Müfret ve müennes gelmiş. Niye? Niye müfret müennes gelmiş? Çünkü okuyabiliyor musunuz? Ben böyle yan yanmasını da öğrendim. Ne yazıyor? Müpteda akılsız varlıkların çoğuluysa haber genelde müfrette müennes olarak gelebilir. Müfret müennes olarak gelebilir. Tamam? Ki zaten bu bilgiyi biz çok önceden verdik. Nerede verdik? Aha da burada verdik. İzâ kâne müpteda cem'en gayri âkili kat ye'til haberu müfrede müenneten galiben. Eğer müfret gayri âkil varlıkların çoğulu ise haber genelde müfret müennes olarak gelir değil. Gelebilir. Kesin değil yani. %99, %100 böyledir değil. Gelebilir. İhtimal. Devam edelim.
Sizin sınıfınızın adı neydi arkadaşlar? 1C. 1C değil mi? Yoklamayı evet. Alayım şimdi. 1C. Sizin WhatsApp grubunuz var mı? Genel olarak Arapça grubundaydık. Telegram'a taşındı. Yani ayrıyeten bir WhatsApp grubumuz yok sınıf olarak. Yani ben ek ders yapacağım ama siz de gelin, tamam mı? Zaten ben ilan ediyorum yani. Bugün ayın kaçı? 6'sı. Bugün ayın 6. 6-1-2021. Kimler gelmiş bakalım. Doğukan. Sonra ne diyor? Yasin Karaşın. Sonra Samet Eroğlu. Muhammed Ali Kaşçı. Cemal Göksal. Evet, 5 kişi. Tamam. Devam edelim. Müptedayı, türünü ve irab alametini belirtiyorduk. Es-sema'u safiyetun. Gökyüzü safidir, bulutsuzdur. Diyor değil mi? Türkçesini anladık. Es-sema'u kelimesi nerede? Bakın burada. Yani müpteda. Es-sema kelimesine müpteda. Türü ne? Tekil mi, ikil mi, çoğul mu, müfret mi, müennes mi, müzekker mi? Müfret değil mi? Bakayım. Müfret. Evet. Müfret. İrab alametine damme. Es-sema'u. Haber ne? Safiyetün. Bakın 4 yazmışım. Pardon 2. Haber 2. Ha, bunun işi yok ya. Gayri hakim çoğul değil mi? Buna girmez. Evet. Es-sema'u safiyetün. Gökyüzü bulutsuzdur, temizdir, saftır, işte açıktır derken müpteda ve haberden oluşuyor. Hadikaten kelimesi, üçe bakalım. Neymiş hadikaten? Müptedaymış. Türü ne? Müsenna, ikil. Merfuluk alameti ne? Merfuluk alameti? Damme. Yok yahu. İki neredeydi? Bir saniye. Bakayım. Merfuluk alameti ne? Elif. Elif ile merfu. Elif. Değil mi? Merfuluk alameti ne? Elif ile merfu. Diğerine bakalım. Kebiraten. Müennes şey haber oluyor kebiraten kelimesi. Müsenna oluyor. Yine elif ile ne oluyor? Merfu olarak geliyor. İkiller elifle merfu, tekiller damme ile merfu. Damme. Tamam. Öyle zaten. Gelelim Cem Müzekker Salimlere. Cem Müzekker Salimlerden bir örnek var. Evet. Ettullâbu mutâvinûn. Öğrenciler yardımlaşmaktadırlar. Zaten el hadikaten kebireten, iki bahçe büyüktür. Onu görüyorsunuz.
Ettullab müteavinun, öğrenciler birbirleriyle yardımlaşmaktadırlar diyor. Ettullab mübteda. Türü ne? Cem-i teksir akil, akıllı artı müzekker değil mi? Peki irab alameti ne bunun? İrab alameti ne? Ettullab kelimesi neden mübteda? Damme ile merfu değil mi? Evet. Müteavinun kelimesi haber. Türü ne? Cem-i zekker salim. İrab alameti ne? Vav. Vav ile merfu. Merfu. Sonra gelelim. El feteyyatü müettebatün. Genç kızlar edeplidir demişiz. Terbiyelidir, edeplidir. El feteyyatü cem-i müennes salim. Değil mi? Mübteda. Ne ile merfu? Damme ile merfu. Müettebatün haber cem-i müennes salim. Merfu mu? Merfu. Ne ile merfu? Damme ile merfu. Cem-i müennes salimler ne ile merfu olur? Damme ile. Bakın. Damme ile asli olarak merfu oluyor. Kesre ile asli olarak mecrur oluyor ama mansup olduğu zaman neyle nasıl mansup oluyor? Cem-i müennes salim olduğu için fetha yerine kesre ile mansuptur diyoruz. Tamam. Sonra ne dedik? El kütübü müfidetün. Kütüp neymiş? 9. 9'u nereye yazacağız? Müfteda yazacağız. Türüne gayri akilin çoğulu. Cem-i gayri akil. Cem-i gayri akil, gayri akilin çoğulu. Akılsız varlıkların çoğulu. Merfu mu merfu? Damme ile merfu. Haber nasıl gelmiş bakın? Müfidetün şeklinde müfet mühennes olarak gelmiş. Neden? Bakın neden? Çünkü mübteda gayraki varlıkların çoğulu ise haber genelde müfet mühennes olarak gelebilir çünkü. Devam edelim. El buyutu kebiratun. Aynı şekilde yine buyut kelimesi 11 bakın mübteda. Nev'uhu türü gayrakinin çoğulu. Gayrakinin çoğulu. Mühendis. Haberi nasıl geldi? Müfret mühendis olarak geldi. Sonra ettaviletü nazifetün. Müfret mühendis. Müfret mennes. O yüzden ikisi de müpteda, birisi müpteda, birisi haber. İkisi de damme ile merfu. Evet. Yani birinci kelimeler müpteda, ikinci kelimeler haber. Sadece değişken olan ne? Gördüğünüz gibi. Ya damme ile merfu, ya elif ile merfu veyahut da vav ile merfu diyoruz. Bir de değişik bir olay var. Eğer gayri akit çoğullarsa müfteda ne haber ne oluyor? Müfret mühennes olarak geliyor sadece. Bir, o değişiklik var. El ummanu neşitun. İşçiler çalışkandırlar diyor. Arkadaşlar şimdi bir 15 dakika ara verelim. 11 saat doğru mu? O biraz geri galiba. Evet 11'e 3 geçiyor. 20 geçe devam edelim tamam mı? Tamam. El ummel neşitun. Bak el ummel kelimesi mübteda neşitun haber. Neşitun ummel damme ile merf olmuş. Neşitun vav ile merf olmuş. Gördük mü? Bu damme ile merf olmuş. Bu da vav ile merf olmuş. Neden?